Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ile alakalı Milli Eğitim Bakanlığı'nın bugün yayınlamış olduğu Nisan ayı ikinci örnek soru çözümleri ile karşınızdayım. Bir haftalık bir ara vermiştik. Tekrardan örnek sorularla beraber sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Şimdi sorularımıza geçelim. Birinci sorumuza bakıyoruz. Sadakayı cariye insana öldükten sonra da sevap kazandıran amellerdir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Bir insan öldüğünde şu üç şey dışında amel defteri kapanır. Kalıcı hayır işleri, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat. Buna göre salgın hastalık yaşanan bir toplumda aşağıdakilerden hangisini yapmak sadaka-i kapsamında değerlendirilir. Şimdi arkadaşlar bize sadakayı cariyenin olduğu şıkkı soruyor. Yani buradaki şıklardan hangisini biz sadakayı cariye kapsamında değerlendirebiliriz? Sorumuz bizden bunu istiyor. Şimdi bakıyoruz. Neydi? Öldükten sonra da sevap kazandıran amellerdi. Arkadaşlar A şıkkı hastalığa karşı ilaç geliştirmek. Yani bir bilim insanının hastalığa karşı ilaç geliştirmesi ve bu ilacın yıllar boyu kullanılması sadakayı cariyenin tanımıyla tam orantılı aslında. Kalıcı hayır işleri demişti burada tanımında. Şöyle bir soru işareti bırakıyorum. A şıkkı cevabımın olması çok büyük ihtimal ama diğer şıklara da bakıyorum. B şıkkı hastaların iyileşmesi için dua etmek. Elbette hastaların iyileşmesi için dua etmek güzeldir ama kalıcı hayır işi, faydalanılan ilim veya kendisine dua eden hayırlı bir evlat e, buradaki tanımlarla alakalı mı? Alakalı değil. 5 şıkkını eliyorum. C şıkkı ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapmak. Evet, gıda yardımı yapmak tabii ki sevaptır ama kalıcı bir hayır işi midir bu? E, ...öldükten sonra da bize sevap kazandıracak bir şey midir? E, yoksa sadece yardımın yapıldığı zaman bize sevap kazandıracak bir şey midir? O yüzden C şıkkı da sadaka-i cariye kapsamında değildir. D şıkkı devlet çalınan tedbir ve kararlara uymak arkadaşlar. E, bu da tabii ki güzel bir şey ama sadaka-i cariye kapsamında mı? Sadaka-i cariye kapsamında değil arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı oldu. Çünkü bu ilaçtan e, biz ölsek bile, ilacı geliştiren kişi ölse bile... Ee, sonradan hasta olan bütün insanlar bu ilacı kullandığı süre müddetçe ölen kişi ne kazanacak, sevap kazanacak. Sadaka-i cariyenin tam da karşılığı buydu. Ee, bu şekilde birinci sorumuzu çözmüş olalım arkadaşlar. İkinci soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kadir Sami Bey'in zekatını verdiği mallardan biri olamaz demiş arkadaşlar. Altını biz de çizelim. Ee, hemen bakıyorum. Kadir Sami Bey ihtiyaç sahibi kimselere sahip olduğu mallardan 1 bölü 40 yani %2,5 oranında vererek zekat ibadetini yerine getirmiştir. Şimdi burada zekat ibadetiyle alakalı bir soru çıktı karşımıza. Şimdi arkadaşlar bizim derslerde gördüğümüz belli oranlar vardı. Şimdi bu oranları şöyle kısaca bir tekrar etmek gerekirse işte para, altın, gümüş gibi mallar, ticaret malları gibi kavramlar 40'ta 1 oranında zekat zekatının verilmesi gerekiyordu. Bir de küçük baş hayvanlar vardı. Koyundur, keçidir. Bunların da 40'ta 1 oranında yani %2,5 oranında zekatının verilmesi gerekiyordu. Tabii ki büyükbaş hayvanlar var arkadaşlar. Büyükbaş hayvanların 30'da bir şeklinde bir orana sahip olduğunu bizler e, derslerimizde görmüştük büyükbaş hayvanların. Bir de tarım ürünleri var. E, tarım ürünlerinin de onda bir oranında bir zekatı vardı. Şimdi burada bize direkt bilgi sorusu sormuş e, Milli Eğitim Bakanlığı. Tekrardan şöyle bir hemen bakayım. A şıkkı altın demiş arkadaşlar. Altının oranı 40'ta bir. E, o yüzden altın cevap olabilir mi? Olamaz. Çünkü benden ne istiyor arkadaşlar? Ee, Sami Bey'in, Kadir Sami Bey'in zekatını verdiği mallardan biri olamaz diyor. Altın olabilir çünkü 40'ta bir oranında. O yüzden eledi. B şıkkı para demiş. Ee, para da arkadaşlar zekatı, paranın zekatı 40'ta bir oranında verildiği için e, para da bu zekatlardan biri olabilir. O yüzden parayı da eledim. Çünkü benden olamaz istiyor. C. Koyun demiş arkadaşlar. Koyun da tabii ki küçük baş hayvan kategorisinde sayıldığı için onun da zekat oranı neydi? 40'ta bir yani yüzde buçuk oranındaydı. O yüzden C. de D. Şıkkı buğday demiş. Buğday biliyorsunuz arkadaşlar bir tarım ürünüdür. O yüzden buğdayın zekat oranı neydi? Onda bir oranı yani 1/ bölü ondu. D. Şıkkı bizim neyimiz arkadaşlar? Doğru cevabımız Üçüncü soru. Hemen bakalım. Hazreti Şuayb'in aleyhisselam bu ayetteki sözleri İslam'ın bir dinin, kim malın, üç canın korunması ilkelerinden hangileriyle ilgilidir? Şimdi hemen bakıyorum. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'i peygamber olarak gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir." Artık ölçüyü, tartıyı tam yapın. İnsanların eşyalarını eksik vermeyin. Araf suresi 85. ayet. Burada Şuayb aleyhisselamın kendi kavmine yani kendi topluluğuna gidip bir takım uyarılarda bulunmasından bahsetmiş Allahu Teala. Biliyorsunuz peygamberlerin hayatının anlatılması Kur'an-ı Kerim'de kıssadır ve kıssalar bizim dersler çıkarmamız için Kur'an'da bizlere anlatılmaktadır. Burada bir kıssa örneğidir arkadaşlar. Buradaki ayet. Hemen bakıyorum. Şimdi e, İslam'ın, dinin, malın, canın korunması ilkelerinden hangileriyle ilgilidir diyor. Arkadaşlar şu bire bir bakalım dinin korunması. Şimdi burada ne demiş şu peygamber kavmine? E kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Dinle alakalı mıdır arkadaşlar? Alakalıdır. O yüzden birle ilgilidir. O zaman birle ilgili ise birini olmadı şıklar ne oluyor? Eleniyor. Cevabım ya Ceyhan ya Adana. Bakıyorum malın korunması demiş arkadaşlar. Malla alakalı bir şey var mı? Hemen bakalım. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların eşyalarını eksik vermeyin. İnsanların eşyalarının eksik verilmemesi malla alakalı mıdır? Malla alakalıdır arkadaşlar. Eşyadan bahsediyor çünkü. Eşya mal aynı anlamlara gelmektedir. O yüzden ikinin olmadığı şıklarda eleniyor. Cevap zaten ortaya çıktı. Canın korunması demiş 3'te. Canın korunması ile alakalı zaten burada herhangi bir şeyden bahsetmiyor. Ve cevabımız Ceyhan olarak ortaya çıktı arkadaşlar. Dördüncü soruya bakıyoruz. Verilen ayetler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilemez? A hemen çiziyorum. Hemen ayetlere bakıyorum. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Nahl suresi 93. ayet. Şüphesiz biz ona doğru, yol, doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör. İnsan suresi 3. ayet. Bir şey dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen olu verir. Yasin suresi 82. ayet. Şüphesiz Allah istediği hükmü verir. Maide suresi 1. ayet. Şimdi arkadaşlar hemen bakalım. A şıkkı külli irade demiş. Külli irade ile alakalı bir e, ayet var mı? Şöyle bir kısa tekrar yapmak gerekirse yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz demiş şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör. Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeyi ancak ol demektir. O da hemen olu verir. Arkadaşlar külli iradeyi bize verir. Allah'ın bir şeye ol demesi onun olu vermesi. Şüphesiz Allah istediği hükmü verir. burada Allah'ın hüküm vermesi de külli iradeyi verir. Verir bize çünkü külli irade kimin iradesidir? Allah'ın sınırsız iradesidir. O yüzden A ile ilişkilendirebildiğim için A şıkkını eledim. Çünkü benden ne istiyor? İlişkilendirilemez istiyor. B şıkkı tevekkül demiş. Arkadaşlar tevekkülün tanımını hatırlamak gerekirse Neydi tevekkülün tanımı Kişinin üzerine düşeni yaptıktan sonra Allah'a dayanıp güvenmesi Yani tedbirler alınacak sonra Allah'a güvenilecek Bununla alakalı bir ayet Gözümüze çarptı mı çarpmadı arkadaşlar Cevabımız büyük ihtimalle B şıkkı olacak ama diğer şıklara da bir bakıyorum C şıkkı sorumluluk demiş Sorumlulukla alakalı Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz arkadaşlar. Bize sorumluluğu verir mi? Sorumluluğu verir bize. O yüzden ilişkilendirdim. C'ye eledim. D cüz'i irade. Cüz'i irade neydi arkadaşlar? İnsanın sınırlı iradesiydi. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör. Bura bize cüz'i iradeyi verir arkadaşlar. Çünkü seçim hakkı verilmiş insana. İnsan cüz'i iradesiyle ister şükreder ister ne yapar nankörlük eder o yüzden bunu da ilişkilendirdim cevabımız ne çıktı arkadaşlar tevekkül çıktı 5. soruya bakıyorum Toplumsal yasalar toplumun huzur ve barışını sağlamak, fertlerin güven içinde ve mutlu bir şekilde yaşamalarına ortam hazırlamak için konmuş kurallar, kalıcı değer ve ilkelerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal yasalar kapsamında değerlendirilemez? Şimdi burada toplumsal yasanın bize tanımı verilmiş. Bizden istediği arkadaşlar toplumsal yasaların kapsamında hangisi değerlendirilemiyor? Altını zaten çizdim. Öncelikle şuna bir şunu bir tekrarlayalım. Üç çeşit yasa vardı biliyorsunuz evrende fiziksel yasalar, biyolojik yasalar, bir de toplumsal yasalar. E, toplumsal yasanın zaten tanımı bize verilmiş. Yani toplumun kendi içerisindeki huzuru ve barışı ile alakalı, fertlerin güven içinde ve mutlu yaşaması ile alakalıydı. Şimdi bakıyorum. A şıkkı kul hakkına riayet etmek. Arkadaşlar kul hakkına riayet etmek insanların birbirleriyle olan ilişkilerini bize vermektedir. Bu da toplumsal yasa kapsamında ne yapılabilir, değerlendirilebilir. A şıkkı ne dedim? B. ihtiyaç sahiplerine yardım etmek. ihtiyaç sahiplerine yardım etmek de toplumu kendi içerisindeki arkadaşlar yardımlaşması bize toplumsal yasayı ne yapar? Verir. Çünkü toplumla alakalı bir durumdur. B. Şıkkı da ilişkilendirilebilir mi? İlişkilendirilebilir. O yüzden B'yi eledim. C. Şıkkı akraba ve komşularla iyi ilişkiler kurmak. Evet tabii ki akraba ve komşularla iyi ilişkiler kurmak da toplumsal yasanın kapsamı içerisindedir. O yüzden değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir. D şıkkı evrenin işleyişi hakkında araştırma yapmak. Arkadaşlar evrenin işleyişi hakkında araştırma yapmak bize toplumsal yasayı değil fiziksel yasayı vermektedir. O yüzden şöyle hemen yazalım fiziksel diyelim. O yüzden cevabımız ne oldu? D şıkkı oldu. Bu şekilde Milli Eğitim Bakanlığı'nın bugün yayınlamış olduğu örnek sorularımızı çözmüş olduk. Umarım faydalı olmuştur yorumlarınızla bize arkadaşlar destek verebilirsiniz herhangi bir sorunuz olduğunda yoruma yazabilirsiniz videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza abone olmadıysanız sağ alttan abone olursanız seviniriz Kendinize iyi bakın sağlıkla kalın